Merhaba SESI Live TV izleyenleri. Bugün Bilim Sohbetleri serimizin ilk bölümünü gerçekleştiriyoruz. SESI Live TV grubu üyelerimiz adına hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Umarım hep birlikte bilimle keyfin tadını çıkarırız. Bu yolculuğa dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN Araştırma Merkezi Akademi üyesi Doçent Doktor Bora Akın ile başlıyoruz. 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünden dereceyle mezun olan Bora Akın, doktorasını Carnegie Mellon Üniversitesi'nde CERN'in SMC deneyinde Upsilon üretim tesir kesiti üzerine yaptı. Doktora sonra araştırmalarını 2012'den itibaren yine aynı deneyde Rice Üniversitesi adına sürdürüyor. SMC piksel algoritmanın yenilenme çalışmalarını ve SUSY üzerine çalışmaktadır. 2008'den beri CERN'dedir. Gene birlikte kendisini yakından tanıyalım. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Deniz. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, ben de teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim, rica ederim. Ne demek? Ben küçük bir düzeltme ve biraz bir ekleme yapayım. Teşekkür ederim. Sen beni şimdiden doçent yaptın ama ben henüz doçent değilim. Bir sebebi yurt dışındayken YÖK'ün doçentlik nasıl diyelim unvanına bu başvurma işini biraz yavaştan aldım. Esasında hata da ettim. O yüzden henüz doçent değilim. Ve de şimdi hani şey olsun, sen ben Rice'dayken bırakmış oldum, bitirmiş oldum diyelim benim kariyerimi. Ondan sonra yani 2012'de bitti doktoram, senin de dediğin gibi. 2017'den itibaren de Rice'da çalışmayı bıraktım. Doğrudan CERN'ün araştırmacı kadrosunda çalıştım. Yine CMS deneyinde. Çalıştığım konu birazcık değişmiş olmakla birlikte. Şimdi de Eylül 2020'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi'ndeyim. Yine CMS deneyinde. Bu kez artık bir araştırmacı sorumluluğundan ziyade hoca olarak CMS'de 2028 yılına yetiştirmek istediğimiz önemli bir iş var. Bu işi ortak çalışmalarla hayata geçirecek bir laboratuvar kurmak için Boğaziçi'ndeyim şimdi de. Öyleyse ilk sorumla başlayayım ben. Tabii ki. Fizikçi olmaya ne zaman ve nasıl karar verdiniz? Evet, bu temel güzel bir soru tabii. Sanırım lisedeyken bile fizik bana enteresan geliyordu. Her ne kadar çok ender durumlarda bizim müfredatımız yeteri kadar eğlencelidir bir öğrencinin fiziği sevmesi için. Ama nasıl diyelim, ben anlamlandırmak istiyordum biraz evreni, daha iyi anlamak istiyordum. Ve de bu merak, bu heyecan beni temel bilime etti diyelim. Fizik de keyifliydi, anlaması da keyifliydi, öğrendikçe de daha da hoşuma gitti. Ve de üniversitede fizik okuma tercihini esasında hani lise 1, lise 2 döneminde yaptım diyebilirim. Sizce kimler fizik bölümünde okumayı tercih etmeli veya fizik hangi ülkelerde okunmalı? Evet. Yani fizik özelinde söylüyorum ama tabii ki bu esasında mühendislik branşları için de, temel bilimin diğer branşları için de, yani matematik için, kimya için veya biyoloji, genetik için de geçerli bir şey. Özünde meraklı insan bu alanları çalışmalı, öyle değil mi? Ama neyle meraklı? Biraz doğanın nasıl işlediğiyle, evrenin nasıl işlediğiyle, nasıl oluştuğuyla, nereye gittiğiyle ilgili meraklı. Veya sadece o da değil, atıyorum şu an bu canlı yayını gerçekleştirmemizi sağlayan platformun nasıl oluştuğuyla da ilgili. Yani bu bilgisayarlar da olabilir. Donanım seviyesinde bu konuşmayı yapmamızı sağlayan yazılımlar da olabilir. Farklı teknolojiler de olabilir. Dolayısıyla hani bu tip şeylere merakınız varsa esasında fizik okumalısınız, mühendislik okumalısınız, tıp okumalısınız. Ne bileyim, şimdi çok tatsız bir dönemden geçiyoruz dünya olarak. Bir pandemi var ve hepimizin hayatını çok 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 derinden etkiliyor. Mesela virüslerin, insan hayatını bu kadar kötü etkileyen virüslerin nasıl işlediğini ve nasıl yöntemlerle onlarla baş edebileceğimizi merak ediyorsunuz. O zaman da başka şeyler okumalısınız ama özü, bütün bunların özü aynı esasında. Bu tip konuları öğrenmek, bu tip konularda
ortaya bir şeyler koyabilme fikri sizi heyecanlandırıyorsa o zaman bu tip konuları okumalısınız mutlaka. Tabii sorunun devamı bunu hangi ülkede yapmalısınız idi. Bunu esasında şöyle diyelim. Bunu nasıl bir ortamda yapmalısınız? Önce bunu bunun çatısını doğru çizelim. Sonra bu sizin görüşünüze göre hangi ülkede karşılanıyorsa o ülke olmalı. Şimdi temel bilim sorgulamayı da gerektiren bir şey olduğu için veya işte uygulamalı diğer mühendislik alanları da sorgulamayı da gerektiren şeyler olduğu için böyle kendinizi geliştirebileceğiniz, öğrenebileceğiniz, nasıl diyelim tabuları, dogmaları sorgulayabileceğiniz, yeteri kadar iyiseniz yıkabileceğiniz bir ortamda çalışmalısınız bu tip şeyleri. Bu ortam size A üniversitesinde sağlanıyorsa orada olmalısınız. Üniversitesinde sağlanıyorsa orada olmalısınız. Ülke kadar üniversitenin niteliği de önemli tabii. Dolayısıyla hani ne çalışmak istiyorsunuz? Nasıl bir ortamda çalışmak istiyorsunuz? Ve hangi üniversite size bunu verebilir? Özü budur. Yani illa yurt dışına gidin falan demiyorum bence. Boğaziçi'ne girin yani. Günümüzde liselerin büyük bir çoğunluğu hala ne olmak istediğini karar verememiş durumda. 11. sınıfa kadar bu sorunun cevabını bilememek sizce normal mi? Sizce bu neden kaynaklanıyor? Bu konuda gençlere ne önerirsiniz? Tabii ki normal. Yani şöyle, hani ben ilk soruna cevap verirken esasında lise 1, lise 2 dedim. Ama o fikrimin şekillenmeye başladığı zaman. Yani neyin hoşuma gittiğini daha iyi anlamlandırdığım, neyi öğrensem kendimi daha mutlu hissettiğim, kendimi daha iyi ifade ettiğimi düşündüğüm dönemin başlangıcı. Bu süreç bitmiyor. Ya bugün bile devam ediyor. Ben kaç yaşındayım? Şimdi artık hocayım falan. Ama özü değişmiyor. Bunu şunun için söylüyorum. Lisedeyken öğrendiğiniz bir konu ilginizi çekiyorsa bu yeteri kadar iyi. Şey kararı vermiyorsunuz esasında zaten. Ben A mesleğini yapacağım, işte hayatımın sonuna kadar da o meslekte olacağım. Hayat böyle yürümüyor zaten. Dolayısıyla çok böyle büyük bir karar veriyormuş gibi de düşünmeyin. Sadece ilginizi ne çekiyor ve o tarafa kayın biraz ve bakın hakikaten düşündüğünüz gibi mi işler? Eğer öyleyse ilerlemeye devam edin. Bu anlamda hangi ülkede okuyacağınızdan daha ziyade, hani ben üniversiteyi ön plana çıkarmıştım. Nasıl bir ortamda üniversiteye gitmek istediğinizi daha iyi değerlendirin ve de seçeceğiniz şey sizi bir yerde kısıtlı tutmasın. Alternatiflerinizi arttıracak bir adım atmış olun. Yani şöyle, diyelim ki eğer seçtiğiniz üniversitede A branşını okuyorsanız ve başka bir bölüme geçme ihtimaliniz yoksa ve A branşını çok da sevmediyseniz ciddi bir sıkıntı var. Öyle değil mi? Ama iyi bir üniversitedeyseniz, bölümler arası geçiş mümkünse, tabii bu sizin iyi bir öğrenci olduğunuz varsayımıyla tabii ki. Çünkü her bölüm geçişi için iyi bir not ortalaması isteyeceklerdir. Ve yine o bölümü niye tercih ettiğinizi anlatan güzel bir motivasyon mektubu. Ama böyle bir ortamdaysanız ve baktığınız, ilgilendiğiniz konudan daha çok ilginizi çeken başka bir şey varsa bu geçişi yapabileceğiniz bir yerde olmalısınız. Ve hani bu çok da mühim bir şey değil. Bir sürü insan var. Bir konuyu çalışıyorlar. Başka bir konuda master yapıyorlar. İlk başladıkları iş biraz bu iki konuya dokunan ama azıcık dışında bir şey oluyor. Ve süreç içinde çok farklı bir alana kaymış oluyor. Kaydıkları alanda da yeni yeni şeyler öğrenip kendilerini geliştirmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla ben 11. sınıfım ve ne olmak istediğimi bilmiyorum diyorsanız bunda hiçbir problem yok. Odaklanmanız gereken şey neyle ilgilenmek sizin hoşunuza gidiyor? Neyi öğrenmek size keyif veriyor? Çünkü severek yapmayacağınız bir işte başarılı olma ihtimaliniz yok gibi bir şey zaten. Dolayısıyla odaklanmanız gereken şey neyi yapmaktan keyif alıyorsunuz? Ama bu şeyde demek değil tabii. Hani her şey çok kolay olacak. Hani ne bileyim. Armut piş ağzıma düşüp belki bu ifade biraz komik oldu ama size hazır da sunulmayacak işler. Hani sizin azimle, belki hırsla değil ama azimle kendinizi geliştirmeye devam etmeniz ve de öğrenme açlığınızı tutmanız lazım ki işler sizin için doğru ilerlesin.
Siz eğitiminize yurt dışına devam etme kararını nasıl aldınız? Aklınıza nasıl şekillendi? Liseden sonra ben Boğaziçi Üniversitesi fizik bölümünde öğrenciydim. Çok uzun bir yolculuktan sonra şimdi orada hocayım. Üniversitedeyken şimdi alan seçimi bir liseden üniversiteye geçişte bir alan seçimi söz konusu. Tamam. Ama o alanın da alt alanları var. Sonu yok yani. Derya deniz bu işler. Bilimin çok fazla alt alanı var. Ve benim en çok ilgimi çeken konunun yüksek enerji fiziği olduğunu fark ettim, keşfettim diyelim. Şimdi daha popüler, daha çok biliniyor. İyi ki öyle. CERN diye bir yer olduğunu fark ettim. Ha, CERN diye bir yer varmış. Ben lisedeyken böyle şey gibi düşünüyordum. Hani CERN'de çalışan insanlar, nasıl ifade etmek gerekir bilmiyorum ama senin benim gibi normal insanlar değil de böyle çok ulvi insanlarmış gibi. Bu çok da doğru değil yani. Hani çok da abartmamak lazım bir şey. Gözünüzde çok da büyütmemek lazım. Ama CERN'de olma fikri beni heyecanlandırıyordu. Bu lise sondayken de geçerli, üniversitedeyken daha da. Ve öğrendikçe orada yapılan işin değerini daha da iyi anlar oldum. Çünkü bir gazete haberinden öğrenebileceğinizin bir sınırı var. Siz dahil oldukça, daha çok anladıkça çok daha iyi yorumlayabiliyorsunuz. Orada ne yapılıyor, niye yapılıyor ve bu niye önemli. Ve bütün bu süreç beni yüksek enerji fiziği alanında akademik bir kariyer yapmaya itti. Bu kararı verdikten sonra o zaman soru şuna geliyor. Nerede olmak istiyorum ben? CERN'de olmak istiyorum. Peki CERN'de nasıl olabilirim? Doktoram sürecinde CERN'de nasıl olabilirim? O zaman iyice şart gibiydi. CERN'de A kalite bir doktora yapabilmek için yurt dışında olmak. Ve dolayısıyla hangi üniversiteye gidecek olursam olayım, hangi ülkeye gidecek olursam olayım, ben kendi yolumu CERN'den geçirmek istiyordum. Ve hani bu süreç dahilinde senin de söylediğin gibi Carnegie Mellon Üniversitesi'nde doktora programına kabul aldım. Bir sürü yere başvurdum. Başka yerlerden de kabul almıştım. Bana en iyi uyacağını düşündüğüm şey o olduğunu değerlendirdim. Biraz uzundu benim sürecim. Çünkü benim iki master yapmam gerekti. Bir Pittsburgh Üniversitesi'nde, bir Carnegie Mellon Üniversitesi'nde. Çok uzatmaya gerek yok belki. Çünkü sorunun özü şeyi söylüyor. Nasıl bir motivasyon sizi yurt dışına çıkardı? CERN'de olma arzusu. Ama bu bugün için mesela Boğaziçi'nde doktora yapan arkadaşlar da, bugün benim öğrencilerim de CERN'de çalışmalar yürütüyorlar ve fiziksel olarak CERN'de de olabiliyorlar. Her ne kadar geçtiğimiz yıldan itibaren seyahat etmenin bayağı zor olduğu gerçeğinde unutmamak lazım, ama hani normal şartlar altında pandemi normale döndüğümüzde diye umalım, daha normalleştiğinde işler bunlar tekrar daha kolay olur olacak. Ama benim mezuniyetim 2005 yılı, o zaman için yurt dışına gitmek A kalite bir iş yapabilmenin ön koşulu gibi gözüküyordu. Bugün o kadar değil ama yine bu yurt dışına gitmeyin demek değil tabii ki. Dolayısıyla CERN'de olma arzusu beni yurt dışına itti diyebilirim. Yurt dışında fizik eğitimi bilim konusunda neler düşünüyorsunuz? Bu çok genel bir soru tabii. Bilim eğitimi deyince hani akademik doktora programlarını düşünecek olursak her branşta bir sürü farklı iyi üniversite var. Bunların büyük bir çoğunluğu ismini hemen kolayca sayabileceğiniz ülkelerde. Kuzey Amerika'dan başlayacak olursak işte Amerika ile başlıyoruz ama Avrupa'da da iyi üniversiteler var. Hatta Doğu Asya'da da iyi üniversiteler var. Yani Japonya'da da, Güney Kore'de de, Çin'de de. Ve bizim coğrafyamızda da iyi üniversiteler var. Ama bazı başka ortak özelliklere bakıyorsunuz. Mesela temel bilimde başarılı olan ülke üniversitelerinde başka şeyler de var. Mesela farklı farklı konularda ulusal laboratuvarlar var. Tamam, CERN çok ekstra bir örnek. O uluslararası bir laboratuvar ve alanında öncü ve de yüksek enerji fiziği alanında
artık büyük işler yapabilmenin ön koşulu zaten neredeyse herkesin bir araya gelip kocaman bir işbirliği kurabilmesi. Alan ilk başladığında hani 1950'lerde bu kadar değildi. Her üniversitenin kendi küçük bir laboratuvarı vardı diyebiliriz. Küçük bir hızlandırıcısının olduğu, dedektör teknolojilerinin çalışıldığı. Ama bugün geldiğimiz yerde şartlar bizi uluslararası büyük işbirliklerine itmiş durumda. Ama başka alanlarda da önde olan, temel bilim alanında önde olan, mühendislik alanlarında önde olan üniversiteler var. Bu üniversitelerin bulunduğu ülkelerde ulusal laboratuvarlar da var. Aynı şekilde yine bu ülkelerde bu alanları hem insan gücüyle hem fikren destekleyen, bu alanların da desteklediği güçlü bir sanayi de var. Yani şöyle, tıp alanında çalışıyorsanız, klinik hangi çalışmayı yapıyorsanız olun, esasında yaptığınız çalışma aşıya çevrilebilecek bir şeyse, o aşıyı üretebilecek altyapı da varsa o ülkede, bunlar birbirini besleyen bir döngü oluşturuyor. Aynı şekilde işte yüksek enerji fiziği alanında çalışıyorsanız, hızlandırıcılarsa sizin ana konunuz, tıp için kullanılacak, mesela kanser tedavisinde kullanılacak hızlandırıcıları üreten bir sanayi varsa o ülkede, hani orada olmanın getirisini görüyorsunuz. Dolayısıyla bir şekilde el ele gidiyor. Hani yurt dışında bilime bakış nedir, nasıl değerlendiriyorsunuz deyince bazı ortak noktalar var demeye getiriyorum esasında. Hangi ülkenin temel bilim bölümleri ön planda, o ülkelerde üniversitelerden de daha büyük ulusal laboratuvarlar var. O alanlarda bu laboratuvarlardan çıkan insanların çalışabileceği, fikren girdi sağlayabileceği ve de akademik çalışmalara girdi olabilecek bir de sanayi var. Bu ekosistemin oluştuğu yerlerde işler usturuplu bir şekilde güzel güzel yürüyor. Bu anlamda Türkiye'mizin de buradan çıkarması gereken bazı dersler ve yapması gereken ödevler var diyelim. Sorun tam bu olmasa da hani benim vermek istediğim son mesaj bu olsun. Lisans ve yüksek lisans eğitimini yurt dışında özellikle Amerika'da almak isteyen sayısı giderek artıyor. Ülkemizin en iyilerini hep dışarıda buluyoruz. Bu beyin göçü hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet evet, ben bir gözlemimi paylaşayım. Mesela ben yurt dışına gidiyorken Türkiye'deki iyi üniversitelerden Amerika'ya gitmek çok daha yaygın bir şeydi. Bugün için insanlar daha çok Avrupa'ya gitmek istiyormuş gibi. Bunun da çok sebebi var. Bir, belki Trump faktörü, yani Amerika'nın imajının birazcık değişmiş olması. Ama onun da ötesinde uzaklığın da getirdiği şeyler var. Bir kıtayı, sonra da bir de okyanusu aşınca hakikaten evden, aileden, arkadaşlardan, buradaki geçmişten kopmak daha kolay oluyor. Avrupa'dayken bu bağı kurabilmek daha mümkün. Bu da bir tercih. İşin işte hayat, kültürel boyut falan gibi şeyleri de var. Bir de Amerika'da daha oturmuş bir akademik sistem vardı. Avrupa'da buna yetişti bir anlamda. Onun için benim kendi gözlemim, hani bu Kuzey Amerika'dan Avrupa'ya kaydığını söylüyor esasında bizden gitmek isteyen öğrencilerin yönün. Şimdi bu sorunun bir ayağı, diğer ayağı kendi adıma konuşayım. Ben İstanbul'dan ayrıldığımda bir gün geri dönmek aklımın bir köşesinde hep vardı. Bir hedef gibi, bir niyet gibi. Ama tabii ki nasıl geri döndüğünüz de önemli. Veya neyle geri döndüğünüz. Çünkü giderken de şey olmuyor o kadar. Hani siz gidiyorsunuz, tamam. Siz ülkeden ayrılıyorsunuz da ülke sizden çok ayrılmıyor. O da sizle geliyor esasında bir yere kadar. Aklınızda, kalbinizde. Bu anlamda uygun şartlarda şimdi bir TÜBİTAK projesiyle Boğaziçi'nde olmak benim için çok keyifli. Her ne kadar benim kontrolümde olmayan bir sürü şart bayağı namüsait de olsa, işte pandemi gibi veya başka şeyler gibi. Bu anlamda şimdi TÜBİTAK'ın yaptığı çalışmayı düşünelim. Bir program açıyorlar. İsmine Uluslararası Lider Araştırmacı diyorlar. Ama ismine ne dendiğinin bir önemi yok.
niyetin, ama isim niyetin ne olduğunu söylediği için vurgulamak değerli. Bizim ülkemizden yurt dışına gitmiş veya tabii ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması da gerekmez. Ve araştırmalarına doğru şartlarda bugün ülkede devam etmek, Türkiye'de devam etmek isteyecek insanları geri almayı sağlayacak bir program. Bu anlamda hani tersine beyin göçü esasında. Öyle değil mi? Kaybettiğimizi. Tabii kayıp, onun da kayıp olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü onu da ayrıca vurgulamaya çalışayım. Ama an için ülkede çalışmayan bilim gücünü ülkeyi geri çekebilmek. Bunun katkısı ne olabilir ülkeye? Şimdi işte diyelim ki Bora yoktu. Bora var şimdi, çok güzel. Ama bununla ilgili bir parantez açıp devam edeceğim başka bir konu var. Ve de Bora Akgün'ün kuracağı laboratuvar üzerinden veya işte benim gibi gelmiş başka insanların kuracağı laboratuvarlar üzerinden, yapacağı çalışmalar üzerinden burada yetişecek de bir insan gücü ortaya çıkacak. Yani bir anlamda bizim gelmemiz tersine beyin göçü ise, bizim yetiştireceğimiz öğrenciler de beyin göçünü durduracak özellik taşıyor olacak diye umuyoruz. Değil mi? Hani bu niyetle başlanmış bir şey. O bakımdan ben bunu çok önemsiyorum. Hani kendi özelimde değil, ülke için genel olarak ve devam edeceğini umuyorum. Hani bu ve bu tip programları. Ama tabii ki bu şu demek değil. Hani tam hani siz ülkeden çıkıyorsunuz ama ülke sizden çıkmıyor derken de onu kastetmiştim. Bir lise öğrencisinin üniversiteye veya bir üniversite mezununun akademik kariyer için veya çalışmak için yurt dışına gidiyor olması ülke için illa bir kayıp da değil. Çünkü yaptığınız çalışmalarda ortaya koyduğunuz şeylerle geriye katabileceğiniz de bir sürü şey var. Yani doğru, ben işte Amerika'ya gittim, master'ımı, doktoramı orada yaptım, CERN'deydim falan ama kendi mezun olduğum üniversitenin araştırma gruplarından hiç kopmadım. Biz dirsek temasında hep devam ettik. Başka Türkiye'deki gruplarla da. Ve de CERN gibi uluslararası bir kurumda görevler alan birinin, bizim ülkemizden birinin Türkiye'deki gruplara katkısı da mümkün. Yani bu benim örneğim üzerinden. Ama başka yerlerde, başka şekilde de devam edebilir bir şey, başka alanlarda da. Veya Aziz Sancar örneğini düşünelim. Ne kadar mütevazi bir geçmişten, ne kadar başarılı bir kariyerle, yurt dışında ne kadar önemli işler yapıp Nobel alıp hepimizi gururlandıran örnekler de var. Tamam, o şimdilik tek örnekmiş gibi gözüküyor ama arkasının gelmeyeceğinin de gelmeyeceğini de söyleyemeyiz. Dolayısıyla illa şey gibi düşünmemek lazım. Bir kişi bir ülkeden ayrılıyor, büyüdüğü ülkeden, yetiştiği ülkeden ayrılıyor ve bu bütün bağının kopacağı anlamına da illa gelmiyor. Siz kazandığınızla geri dönebilirsiniz. Hayatınızın sonuna kadar orada olmakla birlikte orada kazandığınızı buraya aktarmanın başka yollarını bulabilirsiniz. Buradan başka öğrencileri yanınıza alabilirsiniz. Onlar geri dönebilir. Ya bunun sonu yok. Onun için gidiyorsanız da ne niyetle gidiyor olduğunuz önemli sanırım. Türkiye'deki teorik ve deneysel fizik çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu da çok genel bir soru. genelde deneyde öncü olabilmek için nispeten büyük finansal bir altyapıya da sahip olmak lazım ki bu deneysel işleri yapabilecek ekipmanlar alınabilsin, deney düzenekleri kurulabilsin. Tabii ki teori içinde, hani onu da hafife aldığımdan değil, yanlış anlaşılmasın, alınacak, o çalışmaları yürütecek altyapıyı kurmak, bunun da bir finansal yükümlülüğü var. Ama orada iş sanki daha çok hani beşeri sermaye, insan sermayesine bakıyormuş gibi gözüküyor. Bu anlamda bazı alanlarda biz hiç fena bir yerde değiliz. Bazı alanlarda esasında olmamız gerekenden daha gerideyiz gibi gözüküyor. Sanırım buna şöyle cevap vermeli. Şimdi bir de doğru bir referansa koyabilmeliyiz. Yani dünyada nerede olduğumuzu ve nerede olmak istediğimizi. Şöyle, hani sadece ekonomik büyüklük, nüfus büyüklüğü ve bulunulan coğrafya üzerinden değerlendirecek olursak biz işte Güneydoğu Avrupa'da, Akdeniz'in doğusunda ve de Asya ile Avrupa'nın birleştiği bir coğrafi bölgede 80 küsur milyonluk bir ülkeyiz ve yetişmiş insan gücümüz
Hiç de fena değil. Efendime söyleyeyim, bir G20 ülkesiyiz. Bu da ekonomimizin büyüklüğüyle ilgili bir şeyler söylüyor. Her ne kadar pandeminin de etkisiyle ve başka sebeplerle de işler şu an çok tatlı değilmiş gibi gözükse de. Ve biz şöyle bir karar vermeliyiz. Demeliyiz ki bu hem fizik alanı için geçerli, hem kimya alanı için geçerli, hem biyoloji, matematik ve uygulamalı alanlar için de biz nerede olmak istiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Neyi başarmak istiyoruz? Ve bunu yaptığımız takdirde bunun ülke insanına sadece bilimsel anlamda değil, hayatına, günlük hayatına da ne katkısı olacak? Bu sorulara bütüncül bir cevaplar verebildiğimizde, bu sorularla ilgili bütüncül bir plan yapabildiğimizde, o zaman doğru bir yol haritamız ve bu yol haritasını takip edebilmek için de bir uygulama alanımız olacak. Yani diyeceğiz ki, atıyorum, şimdi aşı çok revaçta, öyle değil mi? İnsanları aşılamamız lazım. Yeni aşı teknolojileri var. Eski yöntemlerle üretilen aşılar var. Bizim kendi aşımızı üretmemizin ne kadar kritik olduğunu söylüyor bu bugün. Bugün bu altyapımız yoksa niye olmadığını sorgulamamız lazım. Yarın olmasını istiyorsak sadece spesifik olarak COVID-19 için değil başka konularda da ne yapmamız gerektiğini sorgulamamız lazım. Ve bunun için ne adım atacaksak onu atmamız lazım. Benzer bir şey fizik için de geçerli. Biz ne yapmak istiyoruz? Atıyorum mesela doğrudan... Tam benim çalıştığım konu olmasın, kendi şeyimi konuşuyor olmayayım ama diyelim ki Türkiye, şimdi benim şöyle bir fikrim olsun, diyebilmeliyim ki Türkiye kendi hızlandırıcısını yapmalı ve işte bunun için bir ulusal merkezimiz var bugün Ankara'da. Ulusal merkez olma statüsünde yeni kazanmış bir yer, çok değerli bir yer. Ve bunu doğru aksettirebilmeliyiz. Demeliyiz ki evet biz hızlandırıcı teknolojilerini çalışarak sanayide şunları şunları yapabiliriz. Tıp alanında bunları bunları yapabiliriz. Bu insanların hayatına şöyle yarayabilir ve bu alanı çalışmak bunun için değerlidir. Bunun için de şu kadar yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var ve bunun için kaynak ayırırız. Gücümüzü, eforumuzu bu yöne kanalize ederiz ve işler yürür. Sonra da geri döner bakarız. 5'er yıllık aralarla mesela. Deriz ki evet biz bunu hedeflemiştik, buraya geldik. Hedeflediğimizden daha düşük seviyede bir yerdeysek niye oradayız? Onun öz eleştirisini yapar. Daha iyisini nasıl yapabileceğimizi düşünür. Ona göre kendimizi geliştiririz. Daha iyi bir yerdeysek aman ne güzel. O zaman ne yapabileceğimizi ayrıca değerlendiririz. Ve bu böyle devam eder. Ama asıl olan hani böyle kaos teorisi gibi rastgele orada burada bir şeyler yapmaktansa bir plan, bir bütüncül bir bakış açısıyla hareket edip neyi niye istediğimizi doğru isimlendirmek, doğru etiketlemek ve o yöne hareket edebilmek. Bu anlamda ilk soruna, sorunun orijinal haline tekrar bağlayıp bir cevap vereyim. Çünkü arada ben başka bir sürü şey söyledim, biraz bulanıkmış gibi gözükebilir. Bugün bulunduğumuz yerde bazı konularda iyiyiz. Bazı konularda bir G20 ülkesine yakışmayacak kadar vasat bir yerdeyiz. Ve hangi konularda ne yapmak istediğimizle ilgili kafamız karışıkmış gibi geliyor bana genel olarak bakınca. Eğer kafa karışıklığımızı çözüp ne yapmak istediğimizi net ortaya koyabilirsek çok daha başarılı olacağımızı düşünüyorum diyeyim. Bu sırada böyle cevap vermiş olayım. Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi olan CERN dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olarak gösteriliyor. Peki yüksek enerji ve parçacık fiziği nedir? Kısaca açıklayabilir misiniz? Evet tabii bu kadar genel şeyden sonra ama eğitimle de alakalıydı. CERN ismi artık biliniyor bir yere kadar doğru. Açılımı da senin dediğin gibi çok doğru. Şöyle demeli, bu laboratuvar niye kurulmuş? Biraz oradan başlayayım ve ne yapmaya çalışıyoruz, ne ortaya koymaya çalışıyoruz. Ve de hani çalışıyoruz diye bizli söylüyorum. Ben yıllarca orada çalıştım. Şimdi orada çalışıp, orada işbirliğine devam edip burada bir laboratuvar kuruyorum ve bir ekip geliştirmeye çalışıyorum. Burada biz derken esasında gerçekten bizi de kastediyoruz. Yani Türkiye'de CERN'de yürütülen çalışmaların bir parçası ve de esasında ne kadarlık bir parçası diye sorarsanız 3 aşağı 5 yukarı dünyadaki yani toplamın
Türkiye spesifiği dünyadaki toplamın herhangi bir alanda %1'ini oluşturuyor 3 aşağı 5 yukarı. Yani hangi alanı seçerseniz seçin, tabii ki istisnaları var. Türkiye onun %1'i bütün dünya toplamının. CERN'deki katkımız da, CERN'deki varlığımız da hem üniversite sayısı bakımından hem araştırmacı bakımından CERN'deki toplam sayının da %1'i civarında. Ve de esasında bu %1'i %2'ye çıkarabilsek, CERN ortalamasının, CERN toplamının %2'si Türkiye üniversitelerinden, Türkiye üniversitelerinde çalışan araştırmacılardan, akademisyenlerden, öğrencilerden oluşuyor olsa, bu çok anlamlı bir artış olur gerçekten. Pekala. Bu bizim de %1'ini ile katkı verdiğimiz diyelim laboratuvarda biz ne yapmaya çalışıyoruz? Bir kere bunu 1952'den beri yapmaya çalışıyoruz. CERN'ün kuruluşu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraya rastlıyor. Ve esasında kuruluş amacı da Avrupa'yı bilimsel anlamda Amerika'nın ve Sovyet Rusya'nın liderliğinde geri kalmış Avrupa'yı onlara yetiştirebilmek, onlarla rekabet edebilir duruma getirebilmek. Ve işte bir kömür işbirliği anlaşması da imzalanıyor zaten o dönem. O da enerjiyle alakalı. Bugün de bu tip şeyler hala önemli ve revaçta. Avrupa Birliği'nin kuruluş aşamasının başlangıcı gibi de değerlendirilebileceğimiz bir işbirliği. Ama CERN'ün özeli bir parçacık fiziği, yüksek enerji fiziği laboratuvarı olması. Bu ne demek? Bu şu demek. Değişen, gelişen teknolojiyle parçacıkları, elektrik yükü taşıyan herhangi bir parçacık olabilir bu. Ama şu gün için büyük hadron çarpıştırıcısı, CERN'deki en büyük hızlandırıcı, çalıştığı, operasyonel olduğu dönemin büyük bir çoğunluğunu proton çarpışmasına ayırıyor. Küçük bir kısmını da kurşun çekirdekleri çarpışmasına ayırıyor. Bunun sebebi parçacıkları ışık hızına yakın hızlara getirip birbirleriyle kafa kafaya çarpıştırmak ve bunu ışık hızında da hareket ettiklerini düşünecek olursak, hızlandırıcının çevresi 27 kilometre bile olsa, ki bu da küçük bir rakam değil, kabul, ama saniyede milyonlarca çarpışmanın olduğu, tam spesifik rakamı da söylemek gerekirse 40 milyondan fazla çarpışmanın olduğu bir ortamda evrenin ilk dönemlerine ait bilgi edinmeye çalışıyor. Yani çok kısa bir süre için küçücük 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 gözle gözükmeyecek kadar küçük bir hacimde evrenin ilk dönemine ait bir anı mimiklemeye çalışıyor. Ki evrenin başlangıcı ile ilgili temel sorulara cevaplar verebilelim. İşte hem kozmolojik olarak yaptığımız gözlemler var, hem böyle parçacık fiziği laboratuvarlarında yaptığımız çalışmalar var. Ve bunların sonucunda biz işte yıldızlardaki döngülerin nasıl olduğunu, evrenin nasıl genişlemiş olduğunu, evrenin içeriğinin nelerden oluşmuş olduğunu anlıyoruz, yorumluyoruz. Bu konudaki insanlık olarak bilgimizi geliştiriyoruz. Ve CERN'de yapılan çalışmalar da esasında bu konuya katkı vermek üzere çalışılmaya başlanmış konular. Ama tabii ki bu tip temel sorulara cevap verebilmek için özünde nereden geldik, nereye gidiyoruz, insan, evren olarak gibi temel sorulara cevap verebilmek için bazı spesifik konularda teknolojiyi çok zorlamamız gerekiyor. Hızlandırıcı teknolojisi bunlardan bir tanesi, çünkü parçacıkları ışık hızına yakın hızlara hızlandırıp çarpıştırmalıyız. Daha sonra E eşittir mc kare diye çok meşhur bir formül var ve bu formül çok değerli bir insanın çok önemli bir öngörüsü ve doğru. Öyle doğru ki bu formül bize şunu söylüyor esasında. Enerji, burada enerjiyi, m kütleyi, c'de ışık hızını temsil ediyor. Enerji ile kütle değişebilir, eşdeğer şeyler diyor bize esasında. Peki ne için diyor bunu? Işık hızına yakın hızlarda hareket eden parçacıklar için diyor. Hani senin benim için olmasa da deniz, bizler büyük objeleriz öyle diyelim. Bir anda kütlemeyi enerjiye çeviremiyorum. Ama protonları ışık hızına yakın hızlarda hızlandırıp çarpıştırdığımda ortaya sanki bir enerji balonu çıkıyor diyelim. Gerçek bir balondan bahsetmiyorum, bu bir benzetme. Ve bu enerji yoğunluğundan ortaya normalde günlük hayatımızda gözlemleyemediğimiz, çünkü enerji yoğunluğu o kadar yüksek değil, ama evrenin ilk dönemine ait veya işte böyle
CERN gibi laboratuvarlarda, laboratuvar ortamında üretebileceğim yeni yeni M'ler, yeni yeni kütleler, yeni yeni parçacıklar ortaya çıkıyor. Ve bu parçacıklar, bu çarpışmalar benim dedektör dediğim, algıç dediğim, işte 4-5 katlı bir bina boyutunda olan yapıların tam merkezinde meydana geliyor ki çarpışmadan sonra ortaya saçılan parçacıklar her yöne hareket ettiğinde bu ortaya saçılan parçacıkları dedektörümde detect edebileyim, algıcımda algılayabileyim ve de nerede ne olmuşu daha iyi yorumlayabileyim. Bu anlamda bu kez de bu gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıkların enerjisini, hızını, elektrik yükünü ve diğer özelliklerini anlamlandırabilmek için bu kez de dedektör teknolojisi gelişiyor. Hızlandırıcı teknolojisi kadar. Şimdi dedektör teknolojisi de önemli CERN'de. Ve bir çok önemli şey daha var. O da şu. Saniyede 40 milyon çarpışma oluyorsa ve ortaya çıkan parçacıkları ben gözlemliyorsam, tabii ki gözlemliyorum, gözle görmüyorum. Zaten onun için dedektör var. Mikroskopla da göremem. Zaten onun için dedektör var. Esasında parçacık geçişlerini ben bıraktıkları yükü sayısallaştırarak sıfırlara birlere çevirerek daha sonra anlamlandıracağım, analizini yapacağım şekilde kaydediyorum. Kocaman bilgisayar çiftliklerinde değil. Bu kadar büyük miktarda veriyi işleyebilmek için de bu kez bir de işin yazılım kısmı gelişiyor. İşte bugün nispeten çok ön planda olan işte makine öğrenme teknikleri kullanılıyor. Bu kadar çok veriyi en verimli şekilde nasıl analiz edebiliriz üzerine bir sürü algoritmalar geliştiriyoruz. Ve de aradığımız şey evrenin ilk dönemine ait önemli sorulara cevap verecek yeni bulgular. Bu bazen yeni bir parçacık keşfidir, Higgs'in keşfi gibi. Bazen zaten iyi bildiğimiz, iyi anladığımız ama yeni bir özelliğini anlamlandırmaya çalıştığımız bir etkileşimdir, bir parçacığın özelliğidir. Bu liste uzayabilir. Burada şunu vurgulamaya çalıştım. CERN bir temel bilim laboratuvarıdır ve de evrenin ilk dönemiyle ilgili sorulara cevap vermeye çalışır. Bu anlamda çok küçüklerle ilgilenir ama esasında büyüklerle ilgili, evrenle ilgili, kozmolojiyle ilgili de şeyler söyler. Ama bunu yapabilmek için 3 temel alanda, hızlandırıcı teknolojileri alanında, dedektör teknolojileri alanında ve yazılım teknolojileri alanında öncü bir kurumdur. Ki bunun da farklı yan ürünleri vardır. Yani gelişen hızlandırıcı teknolojisinin tıpta uygulamaları vardır. Kanser tedavisinde kullanılır. Bu esasında hızlandırıcı teknolojileri başka neye yarar listesi de çok uzun. Hani şey yapmayayım, zamandan çok çalmayayım. Aynı şekilde dedektör teknolojilerinin başka uygulamaları vardır. Yazılımın neye yaradığını konuşmuyoruz bile. İnternetin arayüzü www. CERN'de geliştirilmiş bir şeydir. Keşfedilmiş demeyi doğru bulmuyorum ama geliştirilmiş bir şeydir ve esasında onsuz bir dünya düşünemiyoruz. Ve de CERN bunu ben böyle bir şey yapayım da insanlar ileride kullansın diye değil, bilim insanları fiziksel olarak aynı yerde bulunmadan bilgiyi nasıl paylaşabilir kaygısıyla Tim Berners-Lee tarafından geliştirilmiş bir şeydir. Dolayısıyla bilimde öncü olmanın böyle avantajları var. Bir sorunu çözmek için geliştirdiğiniz çözüm bambaşka şeylere de kapı açıyor. Umarım soruna düzgün bir cevap oldu. Çok uzatmadım. Ülkemiz layıkıyla temsil eden bir CERN araştırmacısı olarak bize CERN'de yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların bilim ve teknoloji katkıları hakkında bilgiler verir misiniz? Ailesinin içinde bulunduğunuz bir bölüm hakkında da. Tabii ki, tabii ki. Biraz şey oldu zaten. Bu soruya da önce yapmış gibi oldu. Ama şöyle özetleyebilirim, özetlemeye çalışabilirim. İşin hızlandırma tarafı çok önemli ve çok değerli. Yapılmaya çalışılan şey parçacıkları, mümkün olan en çok parçacığı, mümkün olan en yüksek enerjiye çıkarmak. Farklı parçacıkların farklı özellikleri, yani kendi doğalarından gelen özellikleri bazı limitler koyuyor onlarla yapabileceğimiz şeylere. Ama gelişen teknolojiyle bunun da zorluyoruz. Buradan da bir şeyler elde ediyoruz. Ve bu gelişen teknolojinin bir sürü başka yan
ürüne dönmesi söz konusu. Hızlandırıcı teknolojisi gelişebilsin diye soğutma teknolojisi gelişiyor. Çünkü hızlandırıcıda, dairesel bir hızlandırıcıda özellikle, parçacıkları hızlandırmak yetmez. Onları bir yörüngede tutabilmek lazım. Özünde parçacıkları hızlandırmak için elektrik alan kullanıyoruz veya radyo frekansında dalga yayan kovuklar kullanıyoruz. Ama parçacıkları bükebilmek için mıknatıslar kullanıyoruz. Çift kutuplu mıknatıslarla parçacıkları büküyoruz. Aynı anda o kadar çok parçacığı birden hızlandırmaya çalışıyoruz ki, trilyonlarca bohçaladığımızı düşün onları, trenin vagonu gibi. Diyelim ki 2000 vagonlu bir trenimiz var. Küçücük parçacıklardan bahsediyorum. Ve her vagonda 10 trilyon, 100 trilyon tane parçacık var. Hani parçacıklar çarpışıyor derken bu trenler birbiriyle çarpışıyor esasında. Onları vagonlara kompartmante edebilmek ayrı bir teknoloji ürünü. Bu kadar çok parçacığı bir yerde tutabilmek başka bir teknoloji ürünü. Ve bütün bunu yapabilmek için mıknatıslar kullanmamız lazım. Onları yörüngede tutabilmek için özellikle. Ve mıknatıssa, şimdi mıknatıslar da farklı farklı bir sürü çeşit. Mesela buzdolabı mıknatısları da var. Ferromanyetler. Böyle buzdolabının üstüne koyuyorsunuz ve kendi ağırlığını bile tartabiliyor. Öyle duruyor. Ama CERN gibi bir yerde kullanmamız gereken manyetik alan çok daha büyük ve dolayısıyla buzdolabı mıknatısları kullanamayız. Bu manyetik alanı üretebilmek için büyük miktarda akım taşımamız lazım. Ve büyük miktarda akımı 27 kilometre boyunca taşımak için de bir sürü kablo lazım. Eğer biz atıyorum bakır kablolar kullanırsak benim vücudum kadar kalın kablolar lazım ve süreç içinde onlar yanacak. Çünkü inanılmaz büyük miktarda bir akımdan bahsediyoruz. Veya işte atıyorum bu kalem boyutunda bir kablo kullanabiliriz. CERN'de bugün için LHC'nin kullandığı, büyük hadron çarpıştırıcısının kullandığı teknoloji niobium titanyum üzerine. Çünkü süper iletken özellik gösterebilen bir şey. Süper iletken özellik gösterebilmesi şunu söylüyor. Akım geçişine direnç göstermiyor. Yani ısınmıyor. Yani enerjiyi bir yerden bir yere aktarırken enerji kaybetmiyorsunuz. Peki bunu oda sıcaklığında yapabiliyor musunuz? Yok, hayır. Bugünkü teknolojide öyle bir şey yok elimizde insanlık olarak. Oda sıcaklığında süper iletken özellik gösteren şeyler olsaydı bambaşka bir teknolojiden bahsederdik. Ama niobium titanyuma veya başka şeyler de kullanılabilir tabii ki. Süper iletken özellik kazandırabilmenin öncül şartı nedir? Çok soğuk bir ortamda olması. Ve dolayısıyla parçacık hızlandırabilmek için bu kez soğutma teknolojisi geliştirmek zorunda kalıyorsunuz. Esasında nereden başlamıştık? Biz parçacıkları çarpıştırmak istiyorduk. Niye? Çünkü E=mc² doğru. Ne kadar büyük bir enerji balonu yaratabilirsem o kadar farklı, o kadar büyük kütleli yeni yeni parçacıklar üretebilirim ve onları inceleyebilirim. Tamam. Burada şeyi doğru söylemem lazım. Yani bilim ve teknolojinin gelişimi el ele gidiyor. Ve bir yola başlıyorsunuz ve bir yerde aklınıza gelmeyen yeni şeyler geliştirmeniz gerekiyor. Çok uzatmadıysam bu kez de algıçlarla ilgili, dedektör teknolojileriyle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Oradaki espri de, oradaki zorluk da şöyle. Geliştireceğiniz dedektör teknolojisi parçacık geçişine mümkün olan en hassas şekilde olabilmesi lazım. Bu şu demek, parçacığınız algıcınızdan geçerken esasında yük bırakıyor. Yani yük bırakıyor derken o maddeyle etkileşiyor. Siz silikon tabanlı bir şey kullanabilirsiniz, sintilatör kullanabilirsiniz, başka bir şey kullanabilirsiniz ama özü fark etmez. Bu bıraktığı yükü okuyarak, bu yükü doğru okuyacak elektronikleri tasarlayarak ve sonra da bunu sayısallaştırarak, sıfırlara birlere çevirerek o parçacığın geçişini anlamlandırıyorsunuz. Ve bunu yapabilmenin de başka artıları var. Mesela bugün işte herkesin bildiği güneş panelleri var, öyle değil mi? Güneş ışınlarını elektriğe çevirmekte kullandığımız, enerji ürettiğimiz diyeceğim ama esasında mevcut olan yıldızın enerjisini elektriğe çevirdiğimiz sistemler ve esasında şu anlattığım algıç teknolojisi bu tip sistemlerin ön koşulu gibi. Dolayısıyla biz
evrenin ilk dönemlerine ait bir şeyler öğrenelim diye geliştirdiğimiz algıçları başka şeylere de kullanabiliriz. Mesela güneş panelleri bunlara bir örnek. Bunu çok da çoğaltmak mümkün. Ben duruyorum burada çünkü kendimi tekrarlıyor olduğumu düşünüyorum. İşin yazılım boyutuna veya işte www'ya değindiğim için daha başka bir şey demeyeyim. Tamam. CERN ortaklığı ve TÜBİTAK finansal desteğiyle Boğaziçi Üniversitesi'nde bir laboratuvar kuruyorsunuz. Buradaki çalışmaların amacı ve hedefleri hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Tabii. Ne yapmak istediğimizi şöyle özetleyebilirim. Şu ana kadar işte dedim ki parçacıklar ışık hızına yakın. Onun için çok hızlı hareket ediyorlar ve çok fazla çarpışma oluyor. Ortaya bir sürü veri çıkıyor. Bu veriyi biz sayısallaştırıyoruz dedim. Ve de işte bu 4-5 katlı binadan gelen veriyi optik kablolarla başka elektroniklere taşıyoruz. Ve o elektroniklerde kurduğumuz sistemle bu veriyi işleyip daha sonra anlamlandırmak için veya bir kısmını doğru etiketleyip kaydetmek için ismine veri akışı sistemleri dediğimiz sistemler tasarlıyoruz. Boğaziçi'nde gerçekleştireceğimiz çalışma CERN'deki CMS deneyinde 2028 yılına yetiştirmeyi hedeflediğimiz yenileme çalışmalarının parçası olarak esasında bunu da şöyle düşünmek lazım. Şöyle yapacağız esasında. Deneyin adı CMS kalacak ama biz içinden önemli bazı parçaları çıkaracağız. Yepyeni başka parçalar koyacağız. Parça takıp çıkaracağız gibi oldu. Lego'dan bahsediyormuşum gibi ama hani hala bina boyutunda şeylerden bahsettiğimi unutmayalım. Ve bu sayede 2028'den artık 15 yıl çalışacağımızı umduğumuzu düşünecek olursak, hedeflediğimizi umduğumuz yanlış oldu. 2040'ların ortasına kadar çalışacak. Bir daha dokunmadan çalışmasını planladığımız, hedeflediğimiz sistemin veri akışını sağlayacak olan alt sistemini Boğaziçi'nde CERN ortaklığı ile birlikte gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun için her ne kadar bu bir fizik deneyi için yapılan bir çalışma olsa da işin içinde elektronikler var bol miktarda. Dolayısıyla hani böyle fizik bölümüyle elektronik mühendisliği bölümünün birleştiği bir yer. Ama aynı zamanda veriyi kaydetmek ve sonra bu veriyi işlemek de gerekecek. Bu anlamda burada şey de diyebiliriz. Fizik, elektronik mühendisliği ve bilgisayar mühendisliğinin birleştiği bir yer. Zaten ilk sorduğun sorulara yönelik de şöyle bir şey söyleyeyim. Ben fizikçiyim, öyle değil mi? Yüksek enerji fiziği benim ilgimi çekiyordu. Koskoca bir yol. Neyse işte yıllar mertebesinde bir akademik çalışmalar yürüttüm, bir yere geldim ve geldiğim yerde mezun olduğum üniversitede kurmak istediğim laboratuvar 3 alanın birleştiği bir yere dönüyor. Dolayısıyla şeyin sonu yok. Yani öğrenmenin, kendini geliştirmenin, çalıştığınız konunun değişmesinin. Yanlış anlaşılmasın, benim şeye ilgim bitmedi. Hala bir sonraki Higgs keşfinin, bir sonraki Higgs keşfi derken de birden fazla Higgs bozonu da olabilir. Hani hakikaten bir sonraki Higgs keşfi de olabilir ama Higgs keşfi kadar önemli bir sonraki keşfi yapabilmek için kuracağımız elektronik sistemlerle uğraşıyoruz bugün. Onu bitirdiğimizde geri döneceğiz ve bu veriyi analiz ederken bu sistemlerle en verimli şekilde hiçbir şeyi kaçırmadan kaydettiğimiz veriyi analiz ederken diyeceğiz ki bakın mesela işte süpersimetri gerçekmiş, şöyle bir şey varmış veya bugün aklımıza gelmeyen yeni şeyler ortaya koyabileceğiz. Ama bütün bunları yapabilmek için önce bu teknolojiyle bu sistemleri kurabilmek gerekiyor. Ve bugün itibariyle yapmaya çalıştığımız şey tam olarak da bu olacak. Ve yine umuyorum ki bu laboratuvarı kurarken burada yapacağımız çalışmalarla başka alanlarla da, yani elektronik mühendisliği ve bilgisayardan zaten bahsettim, ama başka alanlarda çalışan insanlarla da ortak bir paydaşlık kurabilmek mümkün olabilecek. Onların yaptığı bize girdi olabilecek, bizim yaptığımız onlara girdi olabilecek diye umuyorum. Bakalım. Akademik başarı imza atmış bir bilim insanı olarak başarıyı nasıl tanımlarsınız? Başarının sırrı nelerde gizlidir? Bunlar çok büyük sorular tabii. Bir kere hiç yumuşatmadan şey söyleyeyim. Başarının bir sırrı olduğunu bildiğimi iddia etmiyorum. Öyle başlayalım bir kere.
Veya daha temelden girelim. İnsanlar sizi teşekkür ederim. Çok övücü şeyler söyledim. İnsanlar sizi bir şekilde nasıl diyeyim değerlendiriyor. Birini başarılı veya başarısız görüyoruz. Öyle değil mi? Ama bunu neye göre görüyoruz? Yani neye göre başarılı? Kime göre başarılı? Tabii ki bazı gerçek kıstaslar var. Hiç kimse bugün Aziz Sancar'ın başarısız olduğunu iddia edemez. Bu bayağı saçma olur yani. Ama bu anlamda başarı veya başarısızlık nedir? Veya ne olunca başarısız oluruz? Bence soru bu. Bu daha güzel bir soru. Ne olunca başarısız olmuş oluyoruz? Sanırım bunun kolay bir cevabı var. Vazgeçince başarısız olmuş oluyoruz. Ama vazgeçtiğiniz ana kadar başarısız falan değilsiniz. Bu anlamda başarmak, başarmamak esasında öncelikle burayla, işte bol miktarda kalple alakalı bir konu. Bu anlamda sanırım azimle alakalı bir konu. Bence ne keyifli ve değerlidir. Hani başarı, başarısızlık daha zor oldu ama ne değerlidir. Bu da kişiye göre değişebilecek bir şey. Ama önceki sorulara dönecek olursak, merak ettiğiniz şeyle ilgili yaptığınız her şey değerlidir. Önce merak ettiğiniz konuda öğrenmek değerlidir. Öğrendiğiniz şeyi uygulayabilmek değerlidir. Uygulayabildikten sonra üstüne koyabilmeniz mümkün oluyor çünkü. Yani bakın bu seviye seviye gidiyor. Hani bir dili öğrenirken bile öyle. Değil mi? Önce okumayı öğreniyorsunuz. Sonra azıcık dinlediğinizi anlıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş konuşabilmeye başlıyorsunuz. Konuşurken hatalar yapıyorsunuz. Yazabilmeye başlıyorsunuz. Yazarken gramer hataları yapıyorsunuz. Ama süreç içinde kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Bilimde de öyle. Önce öğreniyorsunuz. Sonra öğrendiğinizi uygulamaya başlıyorsunuz. Uyguladıkça daha çok hoşunuza gidiyorsa öğrenme katsayınız artıyor. Öğrenme hızınız artıyor. Ve bir yerden sonra artık katkı verebilir oluyorsunuz. Yani bir kişi tutuyor bir doktora yapıyor. Dile kolay öyle diyorsunuz. Doktora yaptım değil mi? Bir cümleyle özetliyoruz. Ben Carnegie Mellon Üniversitesi'nde doktora yaptım. Aman ne güzel. Ne kadar sürdü? Yıllar sürdü. Sonuçta ortaya ne çıktı? Esasında sen doktora başlığımı söyledim bile. Yani Üpsilon denen bir parçacık var ve onunla ilgili bir çalışmaydı. Çok güzel. Şimdi koskoca bir bilim duvarı var. Onu bile. Bir fizik duvarı var. O fizik duvarında bir tane tuğla yani bu. Değil mi? Nasıl baktığına bağlı. Ama o tuğlayı oraya koyabilmek için bile neredeyse 30 yıl belki hani doğduğun andan başlatmak çok mantıklı olmadı ama öğreniyorsun, gelişiyorsun, geliştiriyorsun ve sonra üzerine koyabiliyorsun. Bu anlamda başarı dediğimiz şey öğrenebilmektir. Öğrendiğini uygulayabilmektir. Uygulayabildiğini sonra da üstüne koyabilmektir. Ve bunun ön koşulu da bütün bu konuların keyif aldığım bir konuda olmasıdır diyeyim. Ve de başarının veya başarısızlığın bir andan ziyade süreçle alakalı olduğunu vurgulayayım. Bu anlamda bence ancak vazgeçtiğinizde başarısızsınız. Devam ettiğiniz sürece başarılı olacaksınız zaten veya o ana başarılısınız diye etiketlemek, o ana başarılı olduğunuzu düşünerek etiketlemek doğrudur. Bilmiyorum bu doğru bir cevap oldu mu? Oldu mu? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani esas da güzel cevap veremediğimi düşündüm. Çok pardon. Bir ekleme yapabilir miyim Deniz? Tabii ki. Şöyle düşünelim. Şimdi ben üniversiteyi atıyorum ikincilikle bitirmiştim. Aferin bana. Yani birinci olsam da, üçüncü olsam da çok da bir şey fark etmezdi. Ama üniversiteyi bitiriyor olmak bir başarıydı diyelim ki değil mi? O anlamda başarıyı nasıl tanımladık? Mesela ben istediğim bir üniversitede doktora programına kabul olmak bir başarıydı o an için. Tamam. Sonra peki doktorayı bitirmek başarıydı değil mi? Yani aradan yıllar geçti ama tamam doktora bitti. İşte atıyorum sonra güçlü bir araştırma grubunda postdoc olmak, doktora sonrası araştırmacı olmak başarıydı. Sonra açıkçası CERN'ün kadrosunda, araştırmacı kadrosunda doğrudan çalışmak başarılıydı. Çünkü o esasında bayağı bir prestijli bir şeydi. Neyse. Ama bak yine prestijli neye göre, kime göre, insanların nasıl değerlendirdiğine göre. Önemli olan ne iş ürettiğiniz esasında. Veya bugün için nedir? İşte hoca olmak başarılı bir şey mi? Evet sanırım öyle. Veya umarım öyle. Veya şimdi hani süreç ilerledikçe aldığımız sorumluluk da ona göre büyüyor zaten. Hani işin içeriği biraz da bunu
getiriyor zaten. Atıyorum eğer 5 yıl sonra, 10 yıl sonra artık süreyi sen seç istediğin gibi. Geri dönüp baktığımda şey diyebileceksem, ya bir pandeminin ortasında ben Türkiye'ye dönüp şu alanda çalışacak bir laboratuvar kurmak için kolları sıvamıştım ve bugün geldiğimiz yerde ortada atıyorum işte şöyle bir laboratuvar var. Bu tip teknik imkanlara sahip. İşte şu kadar kişi çalışıyor. Şu kadar kişi bu laboratuvarda yapılan çalışmalarla mezun olmuş. İşte master'ını almış, doktorasını almış falan diyebiliyorsak bu kez başarının tanımı bu olacak. Umut ediyorum yarın da başka bir şey olur. Bütün bu cevap bile ve bunların hepsi başarısızlık da olabilirdi, bir önemi yok. Asıl olan süreç yani. Başladınız, ilgilendiğiniz konuda bir yerlere geldiniz, bir şeyler yaptınız, bir şeylere dokundunuz. Sanırım yolda yürüyor olabilmek başarıdır. Ya bu anlamda şey gibi oldu. Hayatta olmak başarıdır ya, sıkıntı yok ya. Pardon. Vazgeçmediğim sürece. Evet. Sanırım bir röportajda söylemiştim böyle bir şey. Yani ilk defa benim söylediğim bir şey de değil zaten. Ama gerçekçi olup imkansızı isteyip hiç vazgeçmediğiniz zaman başarılı olacaksınız kesinlikle. Hani böyle söyleyince de çok sloganal oluyor. Hani o da iyi mi bilmiyorum. Ama diğer cevap da 3,5 sayfa sürdü. Ne söyledin diye özetlersen sanırım bunu söylüyorum yani. Gerçekçi olun, imkansızı isteyin ve asla vazgeçmeyin. Başarının sırrı sanırım budur. Küresel salgın nedeniyle hepimiz zor günler geçiriyoruz. Ekonomik, sosyal, psikolojik ve ya da eğitim açısından. Umarım bir gün normale döneriz ve yaptığımız bu söyleşiyi yüz yüze okulumuzda gerçekleştirebiliriz. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler, tamam. Ben çok teşekkür ederim. Ve de niye olmasın tabii. Yüz yüze de bir şeyler yaparız kesinlikle. Davetimizi kabul ettiğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Bizi onurlandığınız için de teşekkür ederim tekrardan. Ben teşekkür ederim. Bu arada sen hiç şeyden bahsetmedin. Yani tamam. Resmi programı bitirmiş olduk şimdi, öyle diyelim. Soru cevap kısmını. Şimdi gayri resmi bir soru da ben sana sorayım. Hep sen bana sordun. Bundan 5 yıl önce. Yoksa 6 yıl önce. Ya 2015'te ya 2016'da değil mi? Evet. Evet, CERN'e gelip CERN'ü görme şansın oldu. Zaten biz o zaman tanışmıştık. Evet. Ve de bu da çok güzel başka türlü bir tesadüf oldu, öyle değil mi? Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra. Sen CERN'e geldiğinde sen ne hissetmiştin, sen ne düşünmüştün? Bana biraz ondan bahset. Aradan bu kadar zaman geçtikten sonra geriye dönüp bakmak da daha değerli. Şimdi bu cevap onun için aslında daha da değerli. Çok şanslı hissediyorum kendimi. Çünkü yani o dönemlerde etrafımdaki insanlar böyle çok CERN'ü falan bilmiyordu, ama nasıl yani, bu çok büyük bir şey, ama Türkiye'de o zamanlar çok böyle şey değildi. Yani benim çevremdeki insanlar da çok bilmiyordu, ama yani bakıldığında dünya çapında cidden çok önemli bir yer bilim açısından. Belki de en önemli yerlerden kendisi, birincisi. Ben kendimi çok şanslı hissediyorum. Şimdi geri dönünce de bakınca da çok şanslı hissediyorum. O dönem ben laboratuvara girmek istemiştim de yaşım küçük olduğu için almamışlardı. Tek bir keşkem var. Yani keşke girebilseydim. Veya inşallah gelecekte bir gün girerim, bir gözlemleme şansım olur. Veya işte izleyenlerden veya okul arkadaşlarımdan birisinin gidip gözlemleme veya içine çalışma fırsatını yakalayacağını umut ediyorum. Kesinlikle yani, olur. Şu an yani, sorunuza şöyle cevap verdim. Yani çok onurlu ve şanslı hissediyorum geçmişe bakınca. Süper. Bu arada evet, kesinlikle olur. Yani hayat daha normale döndüğünde bir okul gezisi yapmanız mümkün olur. Ama onun ötesinde CERN'ün liseler için Beamline for Schools diye bir yarışması var. Ona katılmak mümkün olabilir. Dahası hangi alanda çalışmak istediğinize bağlı olarak. Ama bak, bir sürü şey konuştuk. Ama özünde fizikçi, elektronik mühendisi, bilgisayar mühendisi, makine mühendisi veya bunlar hep uygulamalı şeyler CERN'ün içeriği gereği, ama bir kariyer düşünen insanların, arkadaşlarının, senin yolu CERN'den geçebilir. Bu böyle Kaf Dağı'nın ardında bir hayal değil yani. İnşallah. İşte. Tamam. Tamam. Hadi böyle güzel bir şeyle de
bitirmiş olalım o zaman. Tamam. Evet. Tamam. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere diyorum o zaman. Tamam. Görüşürüz. Yayını kapatıyorum. Tamam.